Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebeklerimiz için güzel bir battaniye çalışması yapacağız. Battaniyemiz kabartılı bir model. Şöyle kabartıları görülmekte bakınız. Kabartılı, hoş bir model. Battaniye modelimizi tek renkle çalışacağımız gibi iki ya da elimdeki modelde olduğu gibi daha fazla renkle de çalışabiliriz. Trabzan ve zincirden oluşan modelimiz her iki sırada bir kendisini tekrar etmekte. İki sıra pembemizi ördükten sonra Diğer rengimize geçtiğimiz zaman aynı pembemizi kurduğumuz gibi kuruyoruz. Beyazımız aynı şekilde ikişer sıra ikişer sıra örerek modelimizi tekrar ediyoruz. Eğer tek renkten öreceksek hiç ee, fark etmiyor. Yani yine iki sırada bir kendisini yenilemekte. Yalnız burada renk değiştirdiğimiz için daha bir belirlilik kazanmakta. Evet tığımız ip rumun numaramıza uygun olursa çok güzel olur kalın ipleri biraz daha kalın uçlu tığlarla örersek yumuşacık güzel sonuçlara ulaşabiliriz Evet kolay gelsin diyerek hemen battaniyemizi çalışmaya başlayalım kolay gelsin Batani modelimize başlamak için zincirimi çektim modelimi örmeye başlayabilirim hemen geriye doğru saymaya başlayalım 1 2 3 4 dördüncü zincir yuvasına tığımın başını dolayarak batıyorum bir tane trabzan ördüğüm yere 2 3 4 tane trabzan örüyorum 3 tane zincirden dördüncüye battım ve battığım yerde 4 tane trabzanımı ördüm ve tekrar ileriye doğru sayıyorum 1 2 3 4. zincir yuvasına girerek trabzanlarımı yatırıyorum şu şekilde ve batıyorum. 1 2 3 3 zincirle yukarıya doğru çıkıyorum. 3 zincirimi battığım yere 4 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 ve sayıyorum. 1 2 3 4. zincir yuvasının içerisine geliyorum. Batıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere 4 tane bir önceki sıralarda yaptığımız gibi 4 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve sonuncu trabzanımı da örüyorum. Dördüncü trabzanımı ördükten sonra saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum ve 1, 2, 3 tane zincir çekip yukarıya doğru çıktıktan sonra aynı yere 4 tane trabzanım örüyorum ve sıramın başına kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. 2, 3 ve 4 1, 2, 3, 4 batıyorum bakın sayıyorum battığım yeri saymadan hemen dibinden 3 zincirle yukarı çıkıyorum 1 2 3 ve sıramın başına doğru bu şekilde ilerliyorum sonuna kadar örerek geldim 1 2 3 4 en son zincirimin içerisine batıyorum sıkıştırıyorum ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum örgümün yönünü çevirdikten sonra 4 tane trabzan yapmıştım 1 2 3 4 zincirimizin yanındaki hemen yandan dördüncü trabzana giriyorum ve şu şekilde batıyorum yukarıya doğru 1 2 3 tane zincir çekip bir alt sıradaki çekmiş olduğumuz zincirin içerisine 4 tane trabzanımı dolduruyorum 1 2 3 4 4 tane trabzanım ördükten sonra yine bir alt sıradaki 4 trabzanın dördüncüsüne buradan saydığımız zaman 1 2 3 4 yandan giriyorum dışa doğru kabartıyorum sık iğne gibi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra alt sıradaki olan zincirimin içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 4. trabzanımı ördükten sonra yine buradan sağdan başlayıp sola doğru zincirin yanındaki en son trabzanı yandan giriyorum sık iğne gibi kapatıyorum 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp zincirimin içerisine tığımın başını dolayarak batıyorum 1 2 3 4 sona doğru bu şekilde örerek ilerleyelim sona doğru ilerledim en son bakın trabzanlarımın olduğu yerin diğerdeyim zincirimi şöyle ayırdım dördüncü trabzana yandan giriyorum sık iğne gibi kapatıyorum bir tane de zincirimi çektim sağlamlaşması için makasımı yardımıyla kesiyorum diğer rengimizi burada koparmıştık bakınız şimdi tersini çeviriyorum tığıma ipimi bağladım tersini çevirdiğim yerden en son trabzan battığımız yere geliyorum giriyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 İkinci rengimi en üst noktadan 3 zincir çekerek girdim 4 tane trabzanı aynı yere doldurdum dördüncü trabzanımı ördükten sonra Yine alt sırada yapmış olduğumuz gibi 3 tane zincirimizin hemen yanındaki trabzanımızı yandan giriyorum. Sık iğne gibi kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra alt sıradaki 3 zincirin içerisine 4 tane trabzanımı dolduruyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanımı ördükten hemen sonra yine en son buradan sayarak geldiğimizde dördüncü trabzanı yandan giriyorum. Ve üzerine bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum. Zincirin içerisine dört trabzanımız. Modelimiz bakın birbirine tekrar etmekte. Üç ve dört. Dördüncü trabzanımdan sonra yine yandan giriyorum. Sık iğne gibi kapatıyorum. 1 2 3 trabzanlarımı dolduruyorum 2 3 ve 4 4. trabzanımı yaptım yandan giriyorum trabzanımı kapatıyorum 1 2 3 zincirin içerisine 1 2 3 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı alt sıradaki zincir çekmiş olduğumuz yerin uç kısmına gelerek sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincirimi çekip arkasını çeviriyorum örgümüzün. Ve trabzanımızın zincirimizin yanındaki buradan başladığımızda dördüncü olan trabzanımıza yandan giriyorum sık iğne gibi ördüm kapadıktan sonra 1 2 3 zincir ilave edip zincirlerimin içerisine 4 tane trabzanımızı yine örüyoruz 2 3 ve 4 4. trabzanımızdan sonra yine aynı işlemlerimiz tekrar ediyor yandan giriyorum 1 2 3 zincirimizin içerisine 4 trabzan 2 3 ve 4 1 yandan 4düncü trabzaanı giriyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra 4 tane trabzanım örüyorum 3 ve 4 yandan 1 2 3. Zincirin içerisine dolduruyorum. Evet. Sıramızın sonuna doğru geliyoruz. En son dörtlümü de yaptıktan sonra uç noktaya geliyorum. Uç noktaya atıyorum ve bir zincirle bu rengimi de tamamlamış oluyorum. Makasımla kesiyorum. Şimdi diğer rengimizi de aynı şekilde örüyoruz. Örgümüzün arkasını çevirerek başlayalım örmeye. Evet battaniyemizin ipimizi burada koparmıştık. İpimizi kopardığımız yönü çeviriyoruz. Kopardığımız yerden örmeye başlıyoruz. Bir alt sırada yapmış olduğumuz işlemlerimizi yenileyerek dilediğimiz kadar örüyoruz. Şimdi batıyorum. 3 tane zincirimi ilave ediyorum. Zincirimi çektiğim yere 4 tane trabzanın Tıpkı alt sıralarda ördüğüm gibi modelimiz 3 tane zincir 4 trabzan üzerine kurulu 4 trabzanı ördükten sonra hemen geliyorum yandan kabartıyorum modelimi 1 2 3 ve 3 tane zincirin içerisini 4 trabzanda dolduruyorum 3 ve 4 yine yandan modelimi kabartıyorum 1 2 3 üzerine örüyorum ve bu şekilde dilediğimiz ölçüye ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz batanemizi birkaç renk daha örerek büyültüm Evet gayet güzel kabartmalı bir çalışma umarım beğenmişsinizdir hepinizin ellerine emeklerine yüreklerine sağlık tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.